Esenyurt'a gidelim şimdi. Bir mahallede isyan var. Kötü koku isyanı. Ne kapımızı ne de penceremizi açabiliyoruz diyorlar ve bir an evvel bu duruma çözüm bulunmasını istiyorlar. Sitenin pisliğini, 1100 dairenin pisliğini oturanlar çekiyor. Cam açamıyoruz, kapı açamıyoruz. Çocuklarımız onun içinde. Okuldan çıkan çocuklar onun içine değiyorlar. Okulun yanı başında, evlerinse arasında çeşme gibi akıyor. Üstelik de haftalardır. Ama hem kokuyor hem pislik saçıyor. Çünkü bu su kanalizasyondan geliyor. Mahalleli yaklaşık bir aydır akan bu kanalizasyon suyundan bıktı usandı ve iddiaya göre hem siteye hem de belediyeye başvuru yaptılar ancak hala daha bir çözüme ulaşamadılar ve burada kapı, pencere dahi açamıyorlar. Bir ayı geçti hemen hemen. İskiden geldiler, her yerden geldiler. Hani bazen astığımız çamaşırlar bile bize kokuyor gibi geliyor. Böyle gittikçe de çoğalıyor bu su. Mahalleli çözüm için önce site yönetimiyle konuştu. Umduklarını bulamadı. Sitelerin suyudur. Daha önce de bu sıkıntı vardı. Binaların altında hep ıslanıyordu. En son işte buradan çıkmaya başladı. Bir ay yapıyor ve geliyorlar. Bile olmaz ki yani. Sokak çocuk kaynıyor ve maalesef bu çocuklar da bu suyun yanından geçmek zorunda kalıyor. Üstüne üstlük bir de burada okul bulunuyor. İşte bu suyun sebebi olan iddiaya göre hemen okulun yanındaki site. Şikayet oldu mu peki, ettiniz mi? Ettik. Yani çok defa ettik ama yani hiç... Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Arabalar içinden geçtiği zaman bazen bizim kapıya kadar falan bile geliyor yani. Üstelik suyun akış yoğunluğu zaman zaman da artıyor. Site yönetimine gitti yöneticimiz. Oradan da bir haber alamadık. Herkes rahatında, kimse bize değmesin, kimseye de değmeyelim hesabı yapıyorlar. Bölge halkı en kısa sürede çözüm bulunmasını istiyor. İSKİ'yi aradım. Bunun kanal suyu olduğunu söylediler bana.